Arkadaşlar şimdi Sakarya Meydan Muharebesini inceleyelim. Batı cephesi kapsamında 1. ve 2. İnönü Savaşı kazanılmıştı. Ancak Kütahya-Eskişehir Savaşları kaybedilmişti. Ve Kütahya-Eskişehir Savaşları için e, biz diyoruz ki Batı cephesinde kaybedilen ilk ve tek savaştı. Yunan ordusu milli mücadelenin merkezi olan Ankara'ya çok yaklaşmıştı Kütahya-Eskişehir Savaşları sonucunda. Bu da zaten Sakarya Meydan Muharebesinin önemini gittikçe arttırmıştı. Bir anlamda Sakarya Meydan Muharebesi Türk tarihinin en kritik savaşlarından birisiydi. Dolayısıyla bir var olma ve yok olma savaşıydı. Şimdi Sakarya Meydan Muharebesini şöyle bir inceleyelim. 23 Ağustos 13 Eylül 1921 tarihleri arasında meydana gelmiş Sakarya Meydan Muharebesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı düzenli ordularla Yunan ordusu arasında gerçekleşiyor bu savaş. Ve biz biliyoruz ki Kütahya Eskişehir Savaşlarından sonra başkomutanlık yetkisi Mustafa Kemal Paşa'ya verilmişti. Yani Mustafa Kemal Sakarya Savaşı'nda ordunun başında başkomutan olarak savaşa çıkmıştı. Yunanlıların amacı yine Ankara'yı ele geçirmek yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dağıtarak Sevr Anlaşması'nı kabul ettirmekti. Şimdi Sakarya Savaşı'nın biz Türk ordusu tarafından kazanıldığını görüyoruz. Yani bu kritik savaşlar e, Yunanların yenilgisiyle sonuçlandırılıyor. Ve bu savaşta Mustafa Kemal hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. Bu satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı kanla sulanmadıkça terk olunamaz sözüyle topyekün savunma yapılmasını planlamıştır. Sakarya Meydan Muharebesi aynı zamanda Türk ordularının son savunma savaşıdır. Ve Sakarya Irmağı'nın doğusu düşman ordusundan temizlenmiştir. Arkadaşlar burada şunu da belirtelim ki Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra Türk ordusu Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilmişti. İşte Sakarya Savaşı'ndan sonra da e, Yunanlar geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Yani Sakarya Irmağı'nın doğusu Yunan ordusundan temizlenmiş oluyor. Sakarya Savaşı Türk tarih açısından çok önemli bir savaş olduğunu söylemiştik. E tabi böyle bir savaşın da aynı zamanda sonuçları ve önemi de bir o kadar önemli. Öncelikle biz bu savaş sonucunda Mustafa Kemal'e olan güvenin arttığını görüyoruz. Çünkü meclis tarafından başkomutanlık yetkisi verilmişti Mustafa Kemal'e. Mustafa Kemal'in bu başarısı sonucunda da Mustafa Kemal'e olan güven artmıştır. 9 Eylül 1921'de Mustafa Kemal'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazilik ve maraşallik ünvanı verilmiştir. Sakarya Savaşı'nın son savunma savaşı olduğunu söylemiştik. Çünkü Türk ordularının Avrupa'ya karşı son saldırısı 2. Viyana Kuşatması'ydı Osmanlı Devleti döneminde. Ve 2. Viyana Kuşatması'nda Türk orduları son kez saldırıp bundan sonraki dönemlerde sürekli olarak savunmaya çekilmişti. Yani sürekli geri çekiliyordu. Ancak Sakarya Savaşı artık Anadolu'da yapılan son savunma savaşı olarak tarihe geçmişti. E böylece Yunan ordusunun taarruz gücü de kırılmıştı. Savaş meydanındaki başarılar beraberinde diplomatik gelişmeleri de getirdi. Özellikle Kafkas Cumhuriyetleri ile yani Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ile 13 Ekim 1921'de Kars Anlaşması imzalandı. Arkadaşlar Kars Anlaşması'nın inkılap tarihimizdeki önemi ise bugünkü doğu sınırlarının belirlenmesidir. Ancak maalesef Batum dışarıda kalmıştır. Bu arada şunu da belirtelim ki Batum Misak-ı Milli sınırlarından verilen de ilk tavizdir aynı zamanda. Yine Sakarya Savaşı'nın sonunda Fransa ile Ankara anlaşması imzalanmıştır. 20 Ekim 1921 tarihinde. Arkadaşlar biz biliyoruz ki güney cephesini kapatan bir anlaşmadır Ankara anlaşması. Ancak Fransızlar güney cephesinde başarısız olmalarına rağmen batı cephesinden gelecek haberleri beklemişlerdi. Türk ordusunu Sakarya Savaşı'na kadar beklediler. Ancak Sakarya Savaşı'nın Türk ordusu kazanınca Ankara Anlaşması imzalandı. Yani diyebiliriz ki Güney Cephesini kapatan anlaşma Ankara Anlaşması'dır. Yani Güney Cephesini kapatan savaş aynı zamanda e, Sakarya Savaşı'dır. Yani Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmelerdir. Arkadaşlar Sakarya Savaşı'nı Türk ordusu kazanınca e, bazı aceleci milletvekilleri son kez e, Yunan ordusuna darbe vurulup bu işin artık bitirilmesini istediler. Ancak Mustafa Kemal e, ordunun henüz taarruz gücüne ulaşmadığını daha önce yapılan savaşların savunma savaşı olduğunu belirtti. Öncelikle orduyu taarruz gücüne ulaştırıp ordunun eksiklerinin giderilmesini istemişti. Ve bu yüzden bir yıl bekletildi. Bir yıl içerisinde ordu taarruz gücüne ulaştırılıp bütün eksikleri giderildi. Ve buradan biz de büyük taarruza ve başkomutanlık meydan savaşına gidiyoruz. Öncelikle şundan bahsedelim. Sakarya Meydan Savaşı'ndan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3 aylık geçici süreyle Mustafa Kemal'e verilen başkomutanlık yetkisi 20 Temmuz 1922'de süresiz olarak uzatıldı. Mustafa Kemal Paşa taarruz için hazırlıklara girişti. Güney ve doğudaki birlikleri batıya kaydırdı. Ve Büyük Taarruz'un biz 26 Ağustos 1922 tarihinde başladığını görüyoruz. 26 Ağustos'ta Büyük Taarruz Mustafa Kemal'in emriyle başlıyor. 27 Ağustos'ta üstünlük Türk ordusuna geçiyor. Ve bizim için çok önemli bir tarih 30 Ağustos'tur. Biliyorsunuz arkadaşlar 30 Ağustos'u biz her yıl Zafer Bayramı olarak kutluyoruz. 30 Ağustos'ta Yunan ordusu Dumlupınar'da kuşatılmıştır. Burada bir uyarımız var. Mustafa Kemal Paşa 30 Ağustos'ta orduyu bizzat yönettiği için bu muharebeye aynı zamanda Başkomutanlık Savaşı da denilir. Peki Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde Türk ordusu başarılı olunca yani Yunan ordusu yenilip geri çekilmeye başlayınca Türk ordusu da bir takip harekatına başladı. Özellikle 6 Eylül'de Balıkesir, 9 Eylül'de İzmir ve 18 Eylül'de bütün Batı Anadolu Yunan işgalinden kurtarıldı. Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşması ve Anadolu'nun işgalden kurtarılması ile silahlı mücadele dönemi böylece bitmiş, diplomatik mücadele dönemi başlamıştır. İtilaf devletlerinin teklifi sonucunda ise Mudanya Ateşkes Anlaşması yapılmıştır. Müzik